anlamıyorum. Ben ölünce mi duyacaksınız sesimi? Duyun! Duyun beni feryadımı! Yıllardır çile çekiyorum. Zulüm görüyorum. İşkence çektim. Bıçaklandım. Delici kesici aletlerle. Ama ben hiçbir şekilde duyuramıyorum. Adam elini kolunu sallaya sallaya. Hakimin karşısına geçiyor. Artık normal olamıyorum. Kimse benden normal olmamı beklemesin. Ben artık çocuklarıma... Çocuklarıma bir de bir emanet olamıyorum. Mehtap, ne olur? Ne olur? Çocuklarıma bir de artık yetemiyorum. Mehtap, kurban olayım, sakin ol. Sakin olamıyorum. Geçecek ama. Geçecek, evet. Delecek. Deşecek, ondan sonra geçecek. Delip deşim, ondan sonra geçecek. Yeter. Duyun artık ya. Tamam. Duyun artık bu adaleti. Adalet yok. Adalet yok. Yıllarım 22 yılın zehri var içimde. 22 yılın acısı var içimde. Duyulsun artık istiyorum. Bitsin. Bitsin oğlum, bitsin ya. Yoruldum ya, anlayın. Ben üç çocuk annesi bir kadınım. Yıllarca işkence gördüm. Adam bir öğretmen sözde. Milli Eğitim bir şey yapmıyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Elini kolunu sallaya sallaya. Adam içeride rahat bir şekilde geziyor. Ben öldükten sonra mı duyacaksınız? Bakın benim yüzüme iyice bakın. Yüzüme iyice bakın. Yarın öbür gün haberlerde beni de göreceksiniz. Yeter. Yeter. Yeter artık ya. Yeter artık. Yeter artık. Yoruldum. Yıllarım icabı gibi biliyorum. Çok yoruldum. Çocuklarım artık iyi bir anne olamıyorum. Bu psikoloji beni bitirdi. Bu psikoloji beni artık bitirdi. Evde ağlayamıyorum, üzülemiyorum. Çocuklarım bir şey olmasın, psikolojileri bozulmasın diye. İçime at, 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 at. Yeter. Yeter artık Allah aşkına, yeter. Adam içeri tekrar giriyor benim özel eşyalarımı. İç çamaşırına varana kadar alıp götürüyor. Ben bunları hep dile getiriyorum. Hadi kadının beyanı esastır. Nerede?